Kardeşlerim, bugün Allah'ın bizi sevdiğinin işaretlerini anlatacağım. Daha doğrusu Allah bir kulunu severse onun hayatında nasıl işaretler olur bunu anlatacağım. Eğer Allah birisine buğz ederse o kulun hayatında nasıl işaretler olur bunu anlatacağım. Ama öncelikle bir hadis-i şerif var, onu paylaşmak istiyorum. Bu hadis Müslim'de geçen çok sahih bir hadistir. Bakın hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e şöyle emreder. Ben filan kulumu seviyorum, onu sen de sev ey Cebrail der. Sonra diyor Cebrail onu sever, sonra gök halkına dönüp der ki onu siz de sevin. Gök halkı da o kimseyi sever diyor. Sonra yeryüzündekilerin yani yeryüzündeki salih insanların kalbinde de o kişiye karşı sevgi uyanır diyor hadiste. Tam tersi de var. Eğer Allah birisine buğz ederse o zaman diyor Cebrail'e der ki ben filan kulu sevmiyorum onu sen de sevme diye emreder. Bunun üzerine diyor Cebrail onu sevmez. Sonra diyor Cebrail gök halkına dönüp der ki Allah filan kişiyi sevmiyor onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra diyor yeryüzündeki salih kimselerin kalbinden de o kişinin sevgisi çıkarılır ve o kişiye karşı yeryüzündeki salih kimselerin kalbinde de kin ve nefret uyanır diyor. Müslim'de geçen sahih bir hadiste. Biz bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Eğer Allah bir kulunu severse onu hem gök ehline sevdirir hem de yer ehline sevdirir. Allah'ın sevmesi deyince tabii ki ne anlamak lazım burada? Allah'ın o kul için hayır murad etmesini anlamak lazım. Yani eğer Allah bir kulunu seviyorsa ona hidayet verir, ona maddi manevi nimetler verir. Tabii nimet deyince illa böyle nimetin içerisine boğulmak olarak anlamamak lazım. Bazen bela da verir, sıkıntı da verir, musibet de verir, hastalık da verir ama onlara dayanacak bir iman verir. O musibetlerin hikmetini anlayabilecek bir iman genişliği de verir. Dolayısıyla Allah bir kulunu severse onu kendisiyle meşgul eder. Demek ki ilk işaret bu. Hayatımıza bakacağız. Eğer hayatımızda Allah'ın rızasını tahsil etme gayesi varsa, yani namaz varsa, takva varsa, ibadet varsa, haramdan kaçmak varsa, yani hidayet güneşinin parıltıları bizim hayatımızda varsa Allah bizi seviyor demektir. Eğer Allah bir kula buğz ederse, buğz etmeyi nasıl anlayacağız? O kulun azgınlığının artmasından anlayacağız. Yani Allah birisine buğz ederse onun azgınlığı artar. İbadetsizliği artar, takvasızlığı artar, günahları artar. Dolayısıyla kendi hayatımıza bakacağız. Eğer hayatımızda itaat ve ibadet varsa Allah bizi seviyordur. Allah bizi kendisiyle meşgul ediyorsa bizi seviyor demektir. Hadiste geçen gök halkı dedik ya, gök halkına da seni sevdirir. Kimdir onlar? Onlar meleklerdir. Onlar da insanı sever. Onların sevmesi nasıl olur? Onlar bir kulu severse Allah'ın emriyle diyor o kul için dua ederler. O kul için istiğfarda bulunurlar. Sonra ne olur? Hadisten anlıyoruz ki Allah bir kulunu sevdiği zaman onu sadece meleklere değil ne yapar? İnsanlara da sevdirir. Yani salih kimseler de dindar kimseler de o kişiyi sevmeye başlarlar. Allah bir kulu sevdikten sonra kullarını sevip sevmemesi önemli değildir. Ama salih kulların o kişiyi sevmesi Allah'ın o kişiyi sevmesinin işarettir. Rabbimiz ne buyuruyor ayet-i kerimede? İman edip yararlı işler işleyenlere Rahman olan Allah gönüllerde sevgi uyandırır diyor. Dolayısıyla aslında bu hadis-i şerifin bir nevi tefsiri gibi bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim Allah beni seviyor mu? Bu sorunun cevabı şu. Yani bu soruya hayatımıza bakarak cevap verebiliriz. Eğer Allah bizi ibadetle, namazla, takvayla, özetle kendisiyle meşgul ediyorsa, hastalık, musibet, sıkıntı geldiğinde onun hikmetini anlayabiliyorsak, isyan etmiyorsak, hayatımıza korkularımız, hırslarımız değil de imanımız yön veriyorsa ve bunun neticesinde de çevremizdeki dindar olan insanlar bizi sevip bize muhabbet besliyor, bizi faydalı bir insan olarak görüyorsa bu Allah'ın bizi sevdiğinin alametleridir ve işaretleridir. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim Allah bir kulunu severse o sevgi gizli kalmaz. Onun işaretleri olur. İbadetle, takvayla o kul meşgul olur.
Sonra Allah o kulunu meleklerin sevmesini emreder ve gök ehli o kulu sever. Gök ehli o kulu sevdikten sonra ona istiğfarda bulunur, onun için dua eder ve bununla beraber de yer ehli olan salih insanlar da o kulu sevmeye başlarlar. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, hayatımıza bakacağız. Neyle meşgul olduğumuza bakacağız. Ağzımızdan hangi kelimelerin döküldüğüne bakacağız. Allah'la mı meşgulüz? Rızasıyla mı meşgulüz? İbadetle mi meşgulüz? Yoksa dünya ile mi meşgulüz? Yoksa Allah korusun ibadetsizlikle mi meşgulüz? Buna bakacağız. Eğer itaat ediyorsak Allah bizi seviyordur. İsyan ediyorsak Allah bize buğz ediyordur. Allah'ın bizi sevdiğinin en önemli işareti Allah'ın bizi kendisiyle ve rızasıyla meşgul etmesidir. Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Allah'a imanınız varsa Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, o zaman ne yapacaksınız? Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. O sevdiği tarz nedir? O da sevdiği zata benzemektir. Çünkü Allah neden razı olacağını Peygamberimiz ile bize bildirmiş. Dolayısıyla ne vakit Peygamber'e benzersek Allah da bizi sever. Özetle Allah'ın bizi sevdiğinin işaretlerinden birisi de sünnet-i seniyeye ittiba etmektir. Hayatımıza bakalım. Eğer sünnete ittiba ediyorsak, Allah bizi sünnet-i seniyye ile meşgul ediyorsa Allah bizi seviyordur. Rabbim bizi sevsin, bizi ibadetle meşgul etsin. Kabir kapısında selametle açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Rabbim kalbimizden fani sevgileri söküp alsın. Dünya sevgisini söküp alsın. Harama karşı olan sevgileri söküp alsın. Bizi isyandan, namazsızlıktan muhafaza etsin. Şu dünyanın bir imtihan salonu olduğunu anlamayı hepimize nasip etsin. Kalbimizden fani sevgileri söksün ve oraya sadece kendi muhabbetini yerleştirsin ve Rabbim hepimize kendi sevgisine mazhar olabilmeyi nasip etsin kardeşlerim.